Hepinize 2F1B Foto programından merhabalar. Merhaba Ozan, nasılsın? İyiyim Ferru abi, siz nasılsınız? Bayraklar asılmış. Bayrak, evet, aslında bu bayrak yazlıkta dışarıda asılıydı da program için içeri aldım. Ne yapalım, her gittiğim yer bir bayrak oluyor yanında. Bu sefer neyse asmak nasip oldu sonunda. Çok şükür diyelim vallahi, güzel oldu. Vallahi bu sene basketbolda hem kadın hem erkek Türkiye Lig şampiyonluğu iyi geldi. İnşallah da devam eder diyoruz. Tabii basketbolda özellikle bu son Efes maçları çok oldukça heyecanlıydı. Tabii bir sürü şey, yani ben açıkçası şampiyon olacağımızı beklemiyordum. Yani bunu net söyleyeyim. Yani tabii ki bir Fenerbahçe olarak bir beklentimiz, bir inancımız var ama şey değildim açıkçası. Ama ilk iki maçı 2-0 yendikten sonra bir heveslendik hepimiz. Yani kendi sahamız, kendi sahamız. Ama 2-0 yendik ve takım oyunuyla yendik. Nando ve Yan Veseli'nin müthiş performansları çok iyiydi. Pierre Henry de çok iyiydi bence. Guduric de bunlara katılınca takım 2-0 öne geçti. Yani bayağı da güzel oynayarak öne geçtiler. Ve maç Sinan Erdem'e taşındı. Orada biraz da fazla üçlük yiyerek, nasıl olduğunu bilmiyorum, yenildik. Burada tabii şunu da gördük aslında. İki tane Efes'li oyuncu, Mrsić ve Larkin'in çok sayı atmaları hem iyi hem kötü. Bir aldıkları zaman işte böyle kalıveriyorlar. Ve son maçta da atamadılar fazla. İyi tutuldular, iyi defans yaptık ve son maçta kazanarak 3-1 ile şampiyon olduk. Bu Fenerbahçe'de basketbol takımının oluşumuna, işte bu şampiyonluğu elde etmesine tüm oyunculara, teknik heyete gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Tabii maçları detaylıca konuşuruz ayrıca. Bu oyunda tabii ki Türkiye'de bir şey sorunu var. 5 yabancı ile oynayabiliyorsun. 2 takım için de geçerli bu. Onun için birçok oyuncuyu hiç göremedik. Mesela Polonara hiç neredeyse hiç oynamadı. Yani takımda bile yoktu. Ki sene başındaki iyi transferlerden biriydi. Ama yoktu diyelim. Sonra da transferler falan başladı. Hemen onları konuşuruz. Hoca konusunu konuşuruz deyip şu Efes serisini, bir şampiyonluğumuzu senden dinleyelim. Şimdi öncelikle ben teknik heyeti, takımı, Maurizio'yu hakikaten şubeyi kutluyorum bu şampiyonluktan dolayı. İki kez Euroleague şampiyon olmuş Anadolu Efes'i yenmek kolay bir iş değil. Ama ben şöyle düşünüyorum. Türkiye Ligi'nde en iyi kadro Fenerbahçe'ye ait. Çünkü siz de demin değindiniz. 5 yabancıyla olan birlikte Anadolu Efes 6 yabancıyla oynuyorlar ki Türk vatandaşı olduğu için. En iyi Türk rotasyonu Fenerbahçe'de. Yani geçen sene yönetim ve Maurizio çok doğru hamleler yapıp Türkiye'de hakikaten olabilecek en iyi Türkleri takım toplamaya başladılar. Bir defa İsmet enerjisiyle takıma her zaman enerji veren bir guard. Euroleague'de faydasını gördük. Şehmuz müthiş enerjisini, konsantre olduğu zaman çok iyi bir savunma. Zaten Larkin'le Miçic'i bitirdiler Pierre Henry ile beraber. Bunun yanında Metecan bizim kendi evimizden çıkma, altyapımızdan çıkma. Oynadı, pişti, geldi, seneye çok daha iyi olacak diye düşünüyorum. Melih zaten kaptan, tartışılmaz. Bence hocayı hep eleştiriyoruz. Hatta üçüncü maçı da kazandırdık. O ikinci çeyrekteki felaket rotasyonla maçı kaybettik. Şaptan çıkardı. Tarık Biberovic'e evet, çok süreldi. Tarık'ın kumaşı çok iyi biliyorsun. Onu bizim dönemimizde ben transfer etmiştim. Çok büyük beklentilerim olan bir oyuncu. Hatta onun kardeşi var, Tarık'tan çok daha iyi. O da alttan geliyor. Dolayısıyla Tarık'ın iyi oynaması, Fenerbahçe'ye faydalı olmasına da çok çok sevindim. Ahmet zaten iyi bir uzun. Türkiye'de baktığınızda Türk uzun sıkıntımız var. Sertaş Şanlar'ın olmadığı yerde, yani baktığınızda Türkiye'de 2 tane 3 tane uzun ya var ya yok maalesef. Bizim sıkıntılarımızdan bir tanesi Türk basketbolunun. Dolayısıyla Türk rotasyonu en iyi olan bir kadroda 5 yabancıyla sınırlı olması da bizim için avantaj, onu da söyleyeyim size. Çünkü Fenerbahçe'nin bugün 5, Dejan Pierre'e de haksızlık yapmayayım, 5,5 tane
hakikaten çok iyi yabancısı var. Doğru. Ama 3 tane felaket ötesi, 1-2 tane de idare eder ancak 9. 10. adam olan adamlar olduğu için biz Euroleague'de bu sene bir iş yapamadık. Yoksa şimdi siz Pierre Henry, Jan Veseli, Nando De Colo, Booker, hani bu dörtlüyü bir de yanına Guduric'i koyduğunuz zaman Euroleague'de şampiyon olabilecek bir beşli bu baktığınızda. Dolayısıyla bizim eğer çok iyi bir ikinci gardımız daha olabilseydi tabii ki biz amacımız bugün şampiyonluğu kutlamak, güzel sohbet etmek ama önümüzdeki sene içinde belki biraz fikir verip biraz yol göstermek de görevimiz. Dolayısıyla seneye iyi takım kurulacağının dedikoduları geliyor. Dedikodu demeyeyim de duyumları geliyor. Hani başkan söyledi ya, müthiş sürprizlerimiz var dedi falan yani. Hani Sayın Başkan da öyle söylemiş. İnşallah öyle bir şey olur. Çünkü bizim elimizde hakikaten çok iyi 5-5,5 tane oyuncumuz vardı. Tabii burada Jan Veseli'yi tutarız tutamayız bilemiyorum. Gudur için durumu ne olacak bilmiyorum. Pierre Henry'nin bir sene daha kontratı var. Booker'ın ama herhalde tutacaklar diye düşünüyorum. Jonathan Motley'i transfer ettik, evet. Kuban'dan. Çok iyi bir 4 numara. Yani daha Euroleague tecrübesi çok fazla yok ama eli çok iyi. %33 üçlük atan, %50'nin üzerinde ikilik şeyi olan, evet. Kesici, hareketli, iyi bir 4 numara. Şimdi onu aldılarsa acaba Booker gidiyor mu diye de kafamda bir düşünce var. Polonara var. Bizim çok iyi 5 bahsetmedim. Polonara ne oldu yani? Niye oldu? Şöyle, Polonara faydalı bir oyuncu. Hani 3-4 pozisyonda kullanılabilir. Polonara biraz Kalinic'vari bir oyuncu. Ben hani sezon başında da söyledim. Sert savunması olan ama bir sakatlık geçirdi. Bir türlü skora katkı bulamayınca takım dışı kaldı. Türkler de çok iyi performans gösterince takımda pek yer bulamadı. Tabii Bartel'in Şayon olduğu yerde Polonara niye oynamaz dersiniz. Polonara oynardı ama eğer doğru bir kadroda Polonara 9. 10. oyuncu olabilir. Çok fayda da gösterir. Yani her maç bir 13-14 dakika katkı verebilir diye düşünüyorum. Yani sonuç itibariyle biz Anadolu Efes'i hak ettiğimiz gibi. Tabii orada Anadolu Efes yorgundu, şampiyonluk yaşadı, geldi falan. Bir sene üst üste final oynadık. Euroleague şampiyon olduk. Geldik eze eze de Türkiye'de yine şampiyon olduk. Siz kadroları... Niye bu kadar geniş kuruyoruz biz kadroları? Hem Türkiye'de hem Avrupa'da şampiyon olalım diye kuruyoruz. Dolayısıyla yorgunluğa ben katılmıyorum. Tabii ki yıpranmış olabilir ama o yüzden zaten öyle geniş kadrosu var. Tabii bence bu son maça gölge vuran bir hareket de Ergin Ataman dünya etrafında dönsün ister Ergin Hoca. Yine geldi son dakikada o molaya sanki ona karşı yapılmış. Hayatta her şey onunla ilgili. Ben onu anlamadım yani, tam ya. Ya şöyle... Şimdi zamanında bu mola almıştı, biz çok eleştirmiştik öndeyken falan. Hani bir de o doping hikayesinden dolayı mola alsana hikayesi var. Bir Obradovic bir maçta son böyle 30-40 saniye kala mola almıştı, sinirlenmişti bu. Bu maçta da hoca son bir dakika içerisinde mola alınca bıraktı maçı. Bir defa oyuncuya saygısı yok, kendi oyuncusuna saygısı yok. İki, üçüncüsü sen kendin oyuna genç sokmuşsun. Bizim hoca da istiyor gençleri sokmak. Şimdi şampiyonluk maçında sahada 10 saniyede olsa bulunmak o çocuklar için olmaz bir kısmet, olmaz bir nimet. Hoca da yani Ergin Ataman'ı taktığını ben düşünmüyorum yani Saşa'nın. Ergin Ataman'ın nereden bilir mola takıntısını. Adam iyi niyetiyle son bir dakika kala mola aldı ki oyuncu değiştirebilsin, takıma gençleri soksun diye. O kadar iyi niyetli bir hareketin karşısında yine final maçının önüne çıkma çabaları, yine dünyanın etrafında dönsün hocanın. Böyle bir ayıp etti bence. Dolayısıyla kendi bazı taraftarları büyük şeyleri Fenerbahçe taraftarı çok da yuvaladı kendisini. Daha sonra demesin niye bana küfrediliyor, hakaret ediliyor. Bu sebeplerden ediliyor işte. O tabii artık ben bahsetmek de istemiyorum. Yani nasıl bir hocadır, neyin nesidir. Çünkü Fenerbahçe spor gibi... Ya, hocalığı çok iyi. Peki çok iyi olması 2 yıl üstte Euroleague şampiyon olabilir mi Anadolu Efes? Ama dünyanın etrafında dönmediğini, dünyada kendisinden daha başka şeyler olduğunu ve Fenerbahçe'nin de onun kendi şahsından çok çok daha büyük olduğunu artık öğrenmesi lazım. Bu kadar tecrübeli. Ha şöyle, Fenerbahçe'ye bulaşıp kendine de şey sağlıyor bu arada. Fayda da sağlıyor bence. Tabii canım, konuşuyoruz işte. Şu anda bile konuşuyoruz. Bize bir sürü hocayı konuşmazken. Yoksa onu... hocalığına laf edecek bir şeyimiz yok. Hem milli takımın hem Anadolu Efes'te çok da başarılı işler yapan bir hoca. Ama keşke bu huyları, bu egosu, hep ben huyu olmasa da bütün Türkiye'nin hocası olsa da gittiği her tribünlerde yuvalanmasa, Karşıyaka'dan yuvalanır, Beşiktaş'tan yuvalanır, Ultra Aslan tarafından yuvalanır.
Senin yuvalanmadığın stat yok. Geliyorsun bana Ataşehir'de niye küfrediyorlar? Böyle bu yüzden ediyorlar. Barcelona da yuvalamaya başladı bu sene. Euroleague'de de yuvalıyorlar. Dolayısıyla bir önce kendine bakacaksın. Ondan sonra sen diyeceksin niye bana Fenerbahçe taraftarı küfrediyor, hakaret ediyor diye. Yani tabii şeyi çok kötü. Yarattığı imaj. Özellikle ben tabii Fenerbahçe maçları açısından bakıyorum. Yani hocalığın ötesinde, yani şimdi bizde de hocalar geldi gitti. Hiçbir rakip takımı böyle aşağıya veya onu böyle laflar eden birisi görmedik yani açıkçası. Ya ben size bir şey söyleyeceğim. Yenildiğimiz maçtan sonra tribünlere dönüp 2-2 hareketleri yok 2-2 yapacağım demecinde bile Fenerbahçe taraftarını direkt provoke edip düşünsün dedi ya. Allah korusun. Maç 5.'ye gelmedi. 5.'ye gelseydi zaten amacı o 5. maçı oynamak değil. Orayı karıştırıp yine bizim tribünleri kapattırmak, yine salonu boşalttırmak. Allah'tan öyle bir şey olmadı da. Yoksa o maçın sonunda verdiği demeç bence hiç doğru bir demeç değil yani. Yok oraya gideceğiz, kupayı da kaldıracağız. Şöyle sen nereye git? Gel kaldır bakayım kupayı da göreyim nereye kaldırıyorsun kupayı. Çok güzel bir Ataşehir falan diye bir şey yazmışlar. Çok güzel. Neyse konuyu geçelim biz kendi takımımıza dönelim. Öyle bir de şeyi sorayım sana. Son bu maçta tabii tribünlerde bir anda üstlerindekini çıkarıp Fenerbahçeliler çıkmış. Çok iyi bir organizasyon yapılmış orada. Şimdi Anadolu Efes şöyle. Biz kulüpler arası kendi aramızda bazı anlaşmalarımız oluyor. Çünkü bu maçta da bir 1500 tane kadar galiba taraftar bileti vardı. Dolayısıyla Anadolu Efes o taraftar biletlerini Fenerbahçe'ye vermemiş benim duyduğum. Kendi el altından satışa çıkartmış. Kulübe vermediği için de bizim taraftarlar gidip Truva atı gibi yani en az 3-4 bin tane Fenerbahçeli var içeride bu arada. Çok enteresan. Ve bir anda o Anadolu Efes atkıları çıktı, bir tezahüratlar falan. Ya dedim ya Anadolu Efes taşıma taraftar, bunlar gerçek Fenerbahçeli. Yani baktılar Anadolu Efes yeniliyor, döndüler ve hakikaten Fenerbahçeliler saklanmış. Çok çok güzeldi. Ve hiç taşkınlık yapmadan maç sonunda çok güzel tezahüratlarla hakikaten çok güzel de bir ortam yaratıldı orada. Şampiyonluk kutlaması böyle yapılır. Kupada Sinan Erdem'de böyle kaldırılır. Zaten biz orada kupalara alışırız biliyorsunuz. Euroleague kupasını da orada kaldırmıştık. O yüzden Ergin Hoca'ya da hediye olsun bu kupa orada. Aynen öyle, katılıyorum sana. Tabii bu üçüncü maçta ve bu maçta kupa görünmüyordu. Arkadaydı herhalde. Ya bir defa kupanın sahanın ortasında olması lazım bu sınırken. Ben federasyonu da anlamıyorum. Bizim kupa alma ihtimalimiz var mı? Var. Her maçta böyle bir kupa ihtimali olduğunda sahanın ortasına dikerler o kupayı kaidenin üzerine. Maç başlamadan önce de adalar kenara kaldırdılar. Kalmayacağız. Çok şey yapacağız. Öyle şey olur mu ya arkadaş? Bizim stadımız aynen olsa koyarlar da mı o kupayı oraya bir yere? Yani bu tabii olacak iş değil bu tip şeyler. Neyse yani onlara gelir. Şimdi bu son maçta bir şeyle ben konuya gireyim. Binando'nun muazzam bir zeka hareketi vardı. Larkin'in sırtına topu attı. Aldı içeri attı. Larkin neye uğradığını şaşırdı ve ben o anda tamam bu maçı biz aldık dedim. Yani moralman da bitirdik onları. Bitirdi yani onu demek istiyorum. Yani ne kadar zeki, o anda karar veriyorsun, adamın arkası demek olur görüyorsun. Hani adam dönse topu tutacak belki de. Tak ya çarptırdı aldı yani. Biz de biliyorsunuz hep konuşuyoruz. Büyük maçlar büyük oyuncularla kazanılıyor. Aynen. Ben Nando'yu eleştirdiğim zamanlar da oluyor. Neden? Nando'nun etrafında takım kurarsanız Nando bu kadar verir sizi şampiyon yapar. Yani bence bu seride Yan'la birlikte Nando biraz da Guduric. Tabii ki diğer oyuncuların hakkını yemeyelim ama bu ikisi bizi şampiyon yaptı. Gerçekten Yan son bir sene içerisinde gerçekten Veseli gibi oynadı. Nando zaten oynadığı zaman, yanına destek olduğu zaman. Şimdi Pierre-Henry ile oynadığı zaman Nando o zaman 1.5-2 oynayabiliyor. Çünkü Pierre-Henry top getiriyor, çok iyi defans yapıyor. Nando yorulmuyor. Nando'yu siz ne zaman bir pozisyona kaydırıyorsunuz o zaman Nando'dan verim alamıyorsunuz, yoruluyor. Siz Nando ekonomik kullanacaksınız baktığınızda ve Nando bu maçları hakikaten çok iyi defansa yaptı bu arada. Yani çok enerjikti, çok istekliydi. Ayrıca bir tweet koymuş kızlarıyla beraber. Çok güzel tezahüratlar. Bizden birisi inşallah kalır diye düşünüyorum ben. İnşallah. Şimdi kalanlara da bakalım yani. Maçta ilgili konuştuk ama şimdi bir Ahmet Düveloğlu gitti, gidiyor lafları var. Önce bir Telekom'du, sonra Frutti ekstra Bursa ile anlaştı dendi. Tabii yani Ahmet'le ilgili eleştirenler de çok var. Yani bu kadar yıl bir toparlayamadı, bir türlü takıma ciddi bir katkısı olmadı gibilerden.
O var. Bir Öyle, de ben ona tabii. katılmıyorum. Şimdi Samet Gey'in gelmesi demek Ahmet'in gittiği, muhtemelen Ahmet gitti diye öngörüyorum. Herhalde. Ahmet Efes Pilsen'den transfer eden benim. O dönemde de bir bonservis parası verdiğim için o çocuk daha düşük bir ücretle bize gelmeyi kabul etti kendi maaşı olarak ve TL olarak anlaşma imzaladı. Şimdi Ahmet şu anda Euroleague'de kendi ayarındaki oyuncular içerisinde en az parayı alanlardan birisi. Kaptan Melih'in de durumu öyle bu arada. Şimdi eleştirelim, tabii ki para pul her şey değil ama Ahmet çok dürüst bir çocuktur. İdmanına gelir. Sakatlığı çok nadirdir. Elinden gelen en iyisini yapmaya çalışan bir çocuk sonuç itibariyle. Evet, doğru, kabul ediyorum. Obradoviç döneminde bir çıkış yakaladı. Daha sonra bir duruşa geçti. Hatta ben de Ahmet'e kızıyordum. Hani arayıp ya Ahmet ne oldu oğlum sana diyordum. Şimdi de aile kurdu kendisine. Tam verimli olacağı yaşta. Dolayısıyla 30-32 dakikaları çok rahat oynayabilecek. Profesyonel iyidir. Ahmet'in çok iyi bir aile yapısı vardır. Onun bir ikiz kardeşi var. Bak doktor. Dedesi zaten Türk vatandaşıdır. O yüzden Ahmet Türk basketboluna keşke kazandırabilseydik. Ürdün milli takımda oynadığı için milli takıma aldıramadık onu. Ama iyi huylu, hakikaten etiği yüksek bir çocuktur. Nereye giderse de fark yaratacaktır. Ben önü açık olsun diyorum. Şimdi tabii bizim biliyorsun grupta Korkut söylemişti bugün galiba. Biliyorsun 400 bin dolara ev alan Türk vatandaşı pat diye oluyor. Çok da hızlı bir şekilde biz de bu oyuncuları alalım, hepsini Türk yapalım diye bir önerisi vardı. Hem de bir ev sahibi oluyorlar. Ya sonra transfer falan bak sonra. Her takımda bir tane devşirme olabiliyor. Bir tane olabiliyor ondan. Hani 2-3 tane alamıyorsunuz. Öyle mi? Dolayısıyla Tarık Biberoviç devşirme değil. Tarık Biberoviç'in ailesi gerçek Türk. Hani Boşnak asıllı ama Türk vatandaşı. O yüzden biz istersek bir tane devşirme alabiliriz. Veya bir tane Amerikalı veya başka bir vatandaşı, Türk vatandaşı yapabiliriz. Hey, Bobby Dixon gibi. Bobby Dixon gibi, aynen öyle. Yani o tip birini bulmamız lazım. Yani birini yapmamız lazım. Burada tabii yani şu anda var. Maccabi'nin gardı var. Ben oyun etiğini çok sevmem. O da Türk oldu biliyorsunuz. Darüşşafaka'dan gittiydi. Will Beckin. Evet, Will Beckin. Ama o biraz disiplinsiz bir oyuncudur. Yani kendi kafasına göre takılır. Gece gezmelerini de sever. O iyi guard mı? İyi guard baktığınızda. O zaten milli takıma alınmıştı biliyorsunuz, evet, guard olarak. Daha sonra Larkin kabul edince tabii Larkin çok daha üst düzey bir oyuncu. Şartlarını bilmem ama Will Beckin hazır Türk vatandaşı. Hani bir üçüncü guard olarak. Yani Pierre-André duracaksa atıcı bir guard lazım bize. Şimdi Pierre-André top kullanan, top sürmeyi seven, drive yeteneği olan bir oyuncu. Evet, evet. Bize tuttuğunu atacak. Şimdi Mike James tarzı. Ben Mike James'i hiç sevmem. Takım içinde olay çıkar, dizip çıkartır ama etkili bir adamdır. Kevin Pangos mesela çok iyi bir atıcıdır. Bize çok iyi tak 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 set sisteminde atıcı bir adam lazım. Will Beckin o boşluğu doldurabilir eğer daha iyi bir guard getirmeyecekse takım. Yani göreceğiz tabii. Şimdi bir hoca işini de bir konuşalım. Geçen programlarda konuşmuştuk. İtudis ile anlaşıldı falan diye bununla ben zaten çıktığı için. Ama şu anda Georgievich'te takımı şampiyon yaptı. Şimdi böyle bir durum var. Yani şimdi işte Georgievich'i görüyoruz. Hatta bir haberler çıktı şampiyonluk resminde yok diye. İşte var burada var işte belki. Pozu da vermiş yani. Şimdi şöyle. Georgievich Sırp kültüründen gelen, set oyunu seven bir hoca ama maalesef gittiği takımlarda hep böyle birer sene, ikişer sene biraz oyuncularla da problemi olan bir hoca. Geçen sene Bologna şampiyon olmasına rağmen hocayı yolladı. Bizde de bu gereksiz rotasyonlarla biraz takımı sıradanlaştırdı. Yani ben ilk başta biliyorsunuz çok beğenmiştim Kokoşkov'dan sonra. Kokoşkov açık alan basketbol oynatıyor. Bu adam set oynatır, bir de kavgacıdır. Yani sahaya mücadele gücü olan bir takım yansıtır dedik. Onu sağladı yalnız. Yani bizim takım o iki tane sakatlık olup ve pandemiden maçlar ertelenene kadar hatırlayın. Real Madrid'i rezil ettik şeyde İstanbul'da. O Bayern Münih ile Maccabi maçlarının ertelenmesi biraz talihsizlik oldu. Yani normal şartlarda biz bence playoff'u görürdük de ama Final Four'u görür müydük? Bu yabancılarla göremezdik ikinci beşli yabancıyla ama eğer ki biz uzun dönemli bir plan yapacaksak yani günlük çalışmayacaksak Itudis gibi tabii ki bir hocayla çalışmak getireceksin 3 yıl, 4 yıl. Bu gençleri de alacaksınız yanına. Zaten Türkler var. Itudis'in direkt hedef nokta bu. Jonathan Motley onun oyuncularından bir tanesi. Sever onu. Dolayısıyla sistemde dışarıdan üçlük atan 4 numarayı Itudis yani bizim Obradoviç şeyi. Hani pick and roll'lar, savunmalar, içeriye top indirme ama uzunu dışarı çıkartıp
Dışarıdan da üçlük atma. Bu Jonathan Motley o tarzda bir oyuncu. Dolayısıyla hani Bartel'in yollanacağını ümit ediyorum. Bartel'in yerine gelecekse eğer Ituris'in sistemine uyan bir oyuncu. Tabii çok iyi bir gaz getirdi, geliyor deniyor zaten. Bu Motley'i getiren büyük ihtimalle o anlaştı, getiriyor falan. Valla ben Dimitri'yle konuşmuştum birkaç hafta önce. O daha Moskova'dan resmi ayrılmadı için bir yorum yapmadı. Dedi ki hala buradayım. Yıllardır da Moskova benim ailem oldu. Ne dersem de yaptılar. Ben Ceska'yla konuşup anlaşmadan görüşüp karar vermeyeceğim dedi bana. Ben birebir sordum, geliyor musun, nedir durum? Biz çünkü ailecek de görüşüyoruz. Çok da sevdiğim birisi. Bana o dönemde bir şey söylememişti ama Moskova'dan resmi ayrıldıktan sonra şu anda Yunan milli takımının başında. Sadece milli takımla duracak bir insan değil. Çok çalışkandır, çok hiperdir. Dolayısıyla muhakkak bir takıma gider. Türkiye'yi de çok seviyor Bandırma'dan dolayı. Türk insanı çok seviyor. Fenerbahçe bizim gibi bir kulübü Avrupa'da bulmak çok zor. Bakıyorsunuz ne Barcelona'sı ne Real Madrid. Yani Fenerbahçe bugün Avrupa'da İstanbul gibi bir şehir. Ülker Arena taraftarıyla, kulüp yapısıyla bence en doğru yerlerden birisi. Dolayısıyla her şeyi bilmiyorum tabii. Saşa'nın kontratı otomatikman uzadı. Şampiyonluk primi var. Onları bilmiyorum ben. Kontratı ben yapmadığım için. Ama öyle bir durum varsa Saşa'yı da tazminatla yollayacaksınız. Ama Itudis mi Saşa mı? Tabii ki uzun dönemli baktığımız zaman her zaman Itudis'lerim ben. Diyorsun. Yani bakalım, evet. Göreceğiz tabii. Bu çok çok önemli bir şey. Daha tabii yeni sezonun başlaması Ekim ayında. Onun için de süre var en azından. Diyelim. Bir de basketbolda diğer konulara geçelim. Tabii bir Pablo Laso var şu anda ekranda, görüyoruz. Evet. Onun bir kalp krizi geçirmesi ve işte Real Madrid'in açıklamaları. Çok da iyi bir hoca aslında. Müthiş. Ama tabii İspanyol hocaların şöyle bir dezavantajı var. Biz zamanında bunları hani sohbet halinde Obradoviç'le de çok konuşuyorduk. Laso'ya çok saygısı var. Zaten kendi oyuncusu. Yani Real Madrid o 4-5 yıl önce şampiyon olmadan önce 10 yıl önce Obradoviç'te olmuş. Ve Pablo Laso da takım bunun gardı. Çok kazmaydı der yani espriyle. Ama çok iyi koç oldu der. Çok iyi bir koç ama İspanyol koçlar maalesef ülkelerin dışında çok başarılı olamıyorlar. Baktığınızda hani biz bunu Aragones'le de yaptık. Bize gelen İspanyol biliyorsunuz kadın takımına da koçlar oldu. İspanyollar kendi ülkeleri dışına çıktıklarında belki sisteme ayak uyduramıyorlar gibi gözüküyor. O yüzden Laso da onu biliyor. Real Madrid'de Laso'nun şeyini biliyor. Bu sene adam yaş ortalaması 33-34 yaşındaki takımla sezonu geçirdi. Yine evet, getirdi çok. Yani finale kadar bu arada. Yani siz hep diyordunuz lan bu Real Madrid ne tırışka ne tırışka. O tırışka takımı adam sonuna kadar getirdi. Yaşlı diyordum çok yani. Evet evet, hayır işte. O bir transfer politikası demek ki. Real Madrid öyle bir şey yaptı. Biz zamanında Perez'le ben bir toplantıya gittiğimde bana şunu söylemişti. Futbol takımı o sene şampiyon olmuş, o kadar transfer yapmış. Artı 30 milyon euro veriyor diyordu. Basketbol takımı eksi 17 milyon veriyor diyordu. Yapma o zaman diyordum basketbol transfer. Sizin yüzünüzden yapıyorum. Doğru. Yani bu çok güzel bir şey aslında. Yani şimdi Real Madrid başkanının ya başıma bela aldınız siz varsınız diye ben bu transferleri yapmak zorundayım demesi çok onur verici bir şey. Dolayısıyla bu basketbol takımındaki bütçe açıkları sadece bizle alakalı bir şey değil. Büyük kulüplerde basketbol bir araç değildir. Amaçtır. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde de basketbol şubesi bugüne kadar gelmiş geçmiş en başarılı şube olduğu için oraya yatırımın yapılması lazım. Bu sene de eğer yapılan hatadan döndüyse yönetim inşallah güzel de bir takım kurarlar. Ituris gibi de bir koçu getirirlerse yine bize eski Euroleague'deki şaşalı günlere dönmeye çalışırız. Çok tabii önemli. Futbol takımı da heyecanlı gidiyor bu sene. Futbolda başarılı olmadığı zaman basketbolun da tadı kaçıyor. İnşallah futbolda da kalırız. Dinamo Kiev çıktı. Polonya'da olacak herhalde maç. Yani, kalırsak şampiyon oldu mu Polonya'da olup olmayacak? %90 Polonya'da diye düşünüyorum ben. Bakalım ama sonuç itibariyle bu yeni formayı koydu Faik abi. Ben beğendim. Yani ben çubukluya çok dokunulmasını sevmem. Ama bu yeşil çevre mevre diyorlar. Çevre değil basbayağı. Bizim palamut yani logomuzdaki palamutun yeşili. Biz futbolda bir kez böyle bir yeşil formada yapmıştık, deplasman forması. Benim hoşuma gitti forma. Beğendim ben formayı. Güzel, bence de değişik yani bir de bir şunu insanların anlaması lazım yani ben de dahil buna her sene bir değişiklikler gerekiyor yani bunu yapmazsan. Ya pazarlama açısından da gerekiyor, satış yapacak Fener yok ki kulüp
para kazanacak. Şimdi bakın kombineler çıktı pahalı. Biliyorum pahalı olduğunu da. Sonuç itibariyle en iyi oyuncu gelsin. Itudis gelsin. İşte Nando De Colo kalsın. Konuşuyoruz burada. Eleştiriyoruz yönetimi kötü oyuncular aldılar diye. O zaman vereceksin abi o bilet parasını. Yani ben de aynı yerde oturduğum için geçmişte. Hatta tribünlerde kombine soygunu istemiyoruz diye taraftar bir güzel bir şarkı yazmıştı. Aziz Bey hemen beni gösterdi. Ben değil As Başkan yaptı diye. Dolayısıyla yani mecbursunuz bir yerde. Yani taraftar olarak da herkes eli taşın altına sokacak, yapacak bir şey yok yani. Ya bu tabii şöyle. Şimdi taraftar dediğin zaman bir duracaksın. İşte ben de taraftarım. Taraftar ister abi. Vermeden ister. Ben de taraftarım. Ben tribünden geldim, tribüne gittim ama yani yönetim de elinde olsa herhalde yapmaz o kadar pahalı diye düşünüyorum ben de. Ha tabii şöyle bir şey de var. Sponsorlukları artık arttırmak lazım. Yani pandemi döneminde sponsor bulmak çok zordu. Beko geldi. Doğru. Esas olay burada zaten. Ama artık yeniden Euroleague seviyesine bir takıma giriyorsak öyle 3 kuruş 5 kuruş değil gerçek sponsorluklara gitmek lazım. O yüzden geçiş döneminde sponsorların destek vermesiyle gitti bu iş. Geçen sene yönetim zam yapmamıştı kombinelere hatırlarsanız. Ama bu sene çok ciddi %100 zam var. Yapacak bir şey yok. Enflasyon var. Oyuncuyu alıyorsunuz dolarla, euroyla. Yani ben işin iki tarafında da oturduğum için tabii ki ben de isterim daha ucuza geleyim ama yapacak bir şey yok. Biraz fedakarlık yapacağız. Onlar herhalde bir öğrenci tribünü daha hesaplı yani insanların gelebileceği bir şey yapacaklar. Hani biraz da kombine paylaşma dönemi geliyor sanki. Yani oturup maçları bir sen git bir ben geleyim. Hani biraz da öyle olacak sanki. Topu 15 bin tane koltuk var ülke arada. Şimdi ben kendi dönemimizde bu kombine satmanın avantajı şöyledir. İlk günden sıcak parayı alırsınız ama toplayacağınızın %30-%40 altını toplarsınız. Ben hep 7500 maksimum 8000 kombine satardım. Aziz Bey de bana bir gün dedi ya dedi bıraksana dedi niye kapattırdın satışları? Ya dedim ben o biletleri 1'e 5 satacağım. Dedi takım kötü giderse dedim ben takıma güveniyorum. Obradoviç'e de güveniyorum. Dolayısıyla siz kombine sattığınızda o biletleri çok daha ucuza veriyorsunuz. Tabii ki kombine önemli. Orada fix bir 7500-8000 ama garanti ediyorsun. Ben takımına güveniyorsan öbür 8000'den o sattığın 7000'in 2-3 katı da para kazanıyorsun maç sataraktan. Dolayısıyla bu bir strateji. Bakalım yani ben fiyatların yüksek olmasını kabul etmekle beraber artık biraz da fedakarlık yapmak lazım diyorum. Bu basketbolda şey yok galiba değil mi? Bir yüksek divan kurulu bölümü falan yok. Futbolda var da onu hiç soruyorum. Onu biraz indirmişler sonunda galiba. Bir 1000 lira kadar. Vallahi benim bildiğim yok. Zaten eski as başkan olarak saha içindeki elimizdeki koltuklar gittiği için bilemiyorum var mı yüksek divan. Ben de oradan girer alırım da yok benim. Yok diyorsun yani. Tamam. Yani burada tabii şey demin geçtik ki Real Madrid hocasına da bir geçmiş olsun dileyelim. Yani ondan gündeme getirmiştik onu. Takıma da yani kutluyoruz diyelim. Çok keyif aldık bu şampiyonluklardan ve maçlardan. Kaliteli basketbol oynadık. Sadece kazanmadık. Yani basketbol oynadık ve güzel oynadık. Ve son maçı mesajda atmıştım. Ya seyretmesem mi acaba filan diye. Son dördüncü maçı ama dayanamayıp seyrettim. Onu da ve gerçekten keyif aldım. Demin söylediğim hani Nando'nun olayını gündeme getirince hemen arkadaşlar bir tane de Yan Veseli'nin son saniyede bir evet. Maçı var. Onu gündeme getirdiler. O da müthişti. Gerçekten keyifli başlardı. Kutluyorum. İnşallah bu böyle devam eder. Tabii ben hala şeyi sorguluyorum. Belki sen birazcık gündeme getirdin. 5 yabancımız iyi ama geri kalan 5 çok iyi değil diye. Yani Euroleague'de 8'e dahi kalamamak hakikaten çok koymuştu bize. Yani evet. Futbolun kötü gittiği son yıllarda hani basketbolla bir şekilde avuç açıkçası. Şimdi Ferru abi şöyle, orada takım mühendisliğinde biraz sıkıntı vardı. Şöyle, şimdi bizim Yan Veseli iyi bir uzunumuz var. Booker çok iyi bir uzun. Ahmet Düveroğlu destekçi, bir de sonradan aldığımız Floyd var. Dolayısıyla bizim 4 numara. Gerekirse Bartel'i sokuyorsun oraya ki bence çok gereksiz bir oyuncu. Çok sıkıştın, Polonara'yı sok oraya. Yani 4 pozisyonuna getirirsin. Ama takımda baktığınızda bir tane Euroleague seviyesinde Pierre Henry var guard olarak. Nando De Colo'yu 1.5-2 kullandığında çok verimli olduğunu görüyorsun, biliyorsun. Türk kartlarımızda Şehmuz'la İsmet enerji veriyorlar ama oyunu kurabilecek seviyede yani en az Pierre Henry seviyesinde bir guard eksikliğinden dolayı biz bu sene Euroleague'de bir yere gelemedik. Neden? Yan Veseli bakın şimdi guardlar kadar iyi oluyor uzunlar. Sizin guardınız iyi değilse oyun kuramıyorsa
Tabii. Veseli Airlines dediğimiz uçuş Veseli dediğimizde hep Kostas Sulukas'ın yana attığı paslarla oldu o işler. Oyun kurmasıyla oldu. Dolayısıyla EuroLeague'de bir kural var. Attırmayacaksın. Kısan kadar iyisin. Anadolu Efes'in 2 yıl üstte şampiyon olmasının sebebi Larkin, Micić, Simon, Boboa ve Bryant gibi. Yani 4 tane artı o Bryant da 5 tane müthiş kısasının olması. Yani her EuroLeague takımda direkt oynayabilecek elinde 5 tane gardı ve 2 numarası olduğu için 2 yıl üstte şampiyonluk geldi. Dolayısıyla biz bu sene bir sürü adamı doldurduk. O Şayoklar, Mayoklar, Barteller. Ama bir tane doğru daha. Markel Starks diye birini aldık. Bir kere bir kere ya, oynadı ya. O kadar oynadı yani öyle o adamın seviyesi o. Ben olsam İsmet'le Şemiz oynatırdım. Oyuncuyu yine almazdım yani. Tarık önceden oynatırdım. Yine ona yani onu alıp Türkleri kenarda oturtuyorsanız haksızlık yapıyorsunuz. Doğru. Ama geçen sene de Bahçeşehir'den birini aldık öyle. Ya Lorenzo Brown'u yollamasaydın o zaman yani bu adam. Evet, o da delici bir guard yani sonuç itibariyle. Sonuç itibariyle bu sene biz çok iyi bir tane daha guard yani Pierre Henry'ne tuttuğumuzu varsayıyorum. İsmet ve Şehmuz'un kaldığını varsayıyorum. Çok iyi bir tane daha guard almazsak netice çok farklı olmaz. Bize bu sene çok çok iyi. Euroleague'de ilk 5 oyuncusu bir tane guard lazım. Kesinlikle. O guard başka türlü olmaz bu iş. Zaten İturis gelirse illaki guard alacak. Bir Kalates seslendirdim. İnşallah öyle bir şey yoktur. Yani Euroleague'de artık sayı atamayan guardla ve 34-35 yaşına gelmiş guardla bir iş olmaz. Doğru değildir Kalates haberleri. Bize çok enerji veren atıcı. Yani top eline geldiğinde 2-3 saniyede pat 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 top atacak. Şimdi dikkat edin Micić'e. Üzerine çıkıyorsunuz adam el üzerinden pat diyor yapıştırıyor. Şarkı atıyor. Müthiş. Müthiş bir oyuncu. Yani ben Larkin de iyi ama Micić başka bir oyuncu. Tabii bu arada bir takım oyuncular ki bunu Yan Veseli'nin Ando Depolo gibi, Guduric gibi bunlar inşallah kalırlar diye ben de umut ediyorum bu arada. Çünkü onlarla ilgili hep bir laflar dolanıyor. İşte Guduric'in Sırbistan'la ilgili bir takım şeyleri, Yan Veseli'nin Barcelona muhabbeti filan bunlar hep uçuyor. Doğru değil bilmiyoruz tabii. Marco Türkiye'yi çok seven bir çocuk. Onun transferi de bana kısmet olmuştu. Dolayısıyla Fenerbahçe'den bir teklif aldığı sürece burada kalacağımı düşünüyorum. Onun çocuğu da burada oldu. Ailesi de burayı çok çok seviyor. Ama eğer ki bizden bir şey olmazsa o göçebe gibi gezmeyi sevmez. Kızıldız'a geri gidebilir bu sene. Ben Nemanja Bjelica'nın şu anda Golden State'de finalde oynuyor. Avrupa'ya döneceğini duydum. Hani muhtemelen Partizan'a gidebilir. Şimdi biz bu 4 numarayı aldık. Hani Bjelica gelir gelmez bilemiyorum. Herhalde Partizan'a gidiyor olabilir. Ben Obradovic'in bu sene Wildcard alacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bir Euroleague takımı kuracaktır. O 2 sene oynayıp bırakacak herhalde basketi Nemanja. Dolayısıyla bizim bu sene çok iyi bir guard almamız lazım. Dediğiniz gibi şimdi Barcelona çok ciddi bir şekilde Veseli'ye teklif yapmış. Onu biliyorum ben. Veseli ne diyeceği önemli. O da burada mutlu bu arada. Yani onun eşi, çocuğu, ailesi. Burası evi gibi oldu. Ama Barcelona'da 2 senedir şampiyon da olamıyor. O yüzden bu sene çok ciddi bir Veseli'ye yani ciddi bir para verip transferi yapabilirler diye düşünüyorum. Tabii Veseli'yi kaybetmek kötü bir şey. Euroleague'in bence en büyük 5 numarası. Daha iyisi yok. İnanılmaz enerjisi. Motive etmek lazım Veseli gibi oyuncuları. Oyuna küser şey yapar. Yani ama bakalım hayırlısı. Şeyin tabii hoca işte kim olacağı belli olmasından sonra bir de bu şampiyonluğun da getirdiği bir motivasyon var diye tabii düşünüyorum. İnşallah o da güzel motivasyon yakalar diye düşünüyorum diyelim. Başka da bir konu yoksa bu kutlamayla programı yok sonuçlandıralım yani. Hem kadınlardan sonra erkeklerin de şampiyon olması gerçekten hepimize keyif verdi. Hepsine bütün emeği geçenleri tebrik ederim. İnşallah seneye Euroleague'de eski yerimizde oluruz. Bu evet. Türkiye şampiyonluğu da hakikaten camiamıza, kulübe, herkese, öncelikle oyunculara kutlu olsun. Herkese tebrik ediyorum emeği geçen. Aynen katılıyorum. Seninle de yine ara ara görüşürüz transferler belli oldukça. Çeşme'de buluşur belki orada bir şey yaparız. Transfer dedikodu yaparız. Gelmiyorsun sen. Ben oradayım. Yarın sabah itibariyle oradayım inşallah. Ha, inşallah konuşuruz o zaman. Ben de bekliyorum falan ama geleceğiz gene. İyi görüşürüz diyelim. Güzel bir sezon oldu. Faik abiye teknik arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. İzleyenlere de ayrıca teşekkür ediyorum.
İnşallah güzel bir tatil arkasından önümüzdeki sene eski Fenerbahçe'miz Euroleague'de kadın ve erkekte şampiyon olsun diyelim. Sezonu da böyle kapatalım. Kapatalım. Evet. Görüşmek dileğiyle. Sağ olun. Çok mersi.